apocalypse. Merhaba arkadaşlar. Bugün onarımını yapacağımız oyuncak Sima firmasının sabit dipçikli AK-47'si. İlk önce bir pil takarak size arızasını göstereyim. Gördüğünüz gibi motor kilitli duruyor. Bu durumda ilk yapacağımız şey oyuncağın kabzesini söküp motorun yükseklik ayarı için kullanılan vidanın aşırı sıkılı olup olmadığını kontrol etmek. Kabze vidasını gevşettiğimiz yuvanın içinde bir alyanla sökülen setus kuru var. Bakıyoruz bunun içinde setus kuru var mı? İlk önce onu görelim. Evet. İçindeki setus kuru aşırı sıkılmaktan dolayı içe doğru kaçmış. Şimdi kabzeyi sökeceğiz. Motor yuvasını aldık. Motor yuvasını açıyoruz. Evet, burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Motor iki yönde de bu yuvaya oturabiliyor. Ancak motorların artı kısmında kırmızı renk bir boya vardır. Gördüğünüz gibi bunun artı kısmı vidanın oturduğu yuvanın, yani vidaladığımız tarafın aksi yönde. Buna dikkat edeceğiz. Çıkarttık. Setus kurunu alıyoruz. Alyanı motor yuvasının içinden sokuyoruz. Setus kuruna takıyoruz. Baş parmağımızla bastırarak sanki sökermiş gibi tekrar yuvasına oturtacağız. Evet, setus kuru yuvasına tekrar oturdu. Şimdi ne demiştik? Artı uç vidanın atıldığı yöne doğru takılacak. Yayını da takıyoruz. Artık kapatabiliriz. Vidalarını tekrar sıkalım. Şimdi motoru yuvasına takıyoruz. Vidalarını da takıp bir kontrol ediyoruz. Acaba gerçekten motor çok fazla yukarı kalktığı için mi meydana gelmiş arıza, yoksa bir
Gearbox'ı açmamıza gerek var mı? Evet, hala kilitlenmiş olarak duruyor. O yüzden oyuncağı komple sökeceğiz. Pili oyuncaktan çıkartıyoruz. Üst kapak. Kurma kolu ve kurma kolu yayını hapseden yatağı da çıkartıyoruz. Bunu kırmadan çıkartabilmenin tek yolu var. İleri doğru ittirip toz kapağını tutan tırnağı aksi yönde bastıracaksınız. O zaten yuvasından çıkacak. Daha sonra komple çekip alıyorsunuz. Bir bütün halinde. Şimdi dipçiyi alacağız. Şimdi el kundağı ve namluyu alacağız. Onun için oyuncağın şarjör yatağında ve şarjör yatağının az önünde 4 tane vida var. Bunda 3 var ama bir tanesi düşmüş herhalde. Daha sonra hop-up ayar çubuğunu en geriye çekiyoruz. Ve oyuncağı iki parçaya ayırdık. Bir tarafta namlu, hop-up ünitesi, el kundağı, gaz bloğu kaldı. Bizim ihtiyacımız olan yer Gearbox. O da şu an bizde. Bir cımbız yardımıyla selektör kafasındaki kapağı çıkardık. Yıldız tornavidayla atış kolu seçicisini çıkardık. Daha sonra Gearbox'ı ileri ittirerek alt gövdeden ayırıyoruz. Bak, versiyon 3 Gearbox'larda bir dişli koruyucu kapağı var. Onu da çıkartmamız lazım. Box'ı düzgün sökebilmek için. Bunu kırmadan çıkarmak için de daha henüz hiçbir vidasını sökmeden ilk önce kapağı almamız gerekiyor. Motoru çıkarttık. Selektör kolu. Yay tarafındaki iki vidayı çıkarttıktan sonra üstteki tutucu kapağı çıkartacağız. Bunun için cımbızın arka tarafıyla veya düz bir tornavida yardımıyla hafifçe ittirerek çıkartabilirsiniz. Orada bir kitleme yuvası var. O kitleme yuvasından kurtulması gerekiyor. Şimdi motorun girdiği yerden cımbızı soktuk ve pistonun atlamasını sağladık. Üst kapağı alırken gene cımbızla yaya bastırıyoruz. Evet, gördüğünüz gibi yay içerisinde sıkışmış spring guide'a. Kaç parça bu? Evet, iki parça olmuş. Tekrar fırlayan parçaları yerine oturtuyoruz.
Orada Simon'un AK-47'leri aşırı yağlı gelmekte. Yani hiç gerek yok aslında bu kadar yağlamaya ama aşırı yağlı gelmekte. Bu sizi yanıltmasın. Normalde AEG'ler bu kadar yağa ihtiyaç duymazlar. Pistonunu kontrol edelim. Piston dişlisi normal. Silindir başı normal. Tetik normal. Evet. Parçaları yerine oturtacağız. Versiyon 3 Gearbox'ta tappet plate'in yayını ilk önce takmanız gerekiyor. Daha sonra takması çok zor oluyor. Yayı yerine oturtuyoruz. Şimdi yeni bir yay takacağız. Yayı takarken her zaman olduğu gibi diğer yayın geri kalanına göre daha sıkışık olan taraf spring kayda girer. İşte en çok korkulan şey yayın patlaması. Yani her zaman olduğu gibi dişlimizi doğru pozisyona getiriyoruz ki kapatmamız kolay olsun. Yayımızı da oturttuktan sonra box'ı kapatabiliriz artık. Versiyon 3 Gearbox'ın en sevdiğim özelliği komple toplamadan test etmenize imkan vermesi. Vidalarını takalım. Pili takıp oyuncağı deneyelim. Ayar yapmamız gerekiyor. Evet, motoru kaldıralım hafif. Evet.
Problemimiz yay kırılmasıymış. Aynı zamanda motorun içindeki yükseklik ayar vidasının sonuna kadar sıkılmış olması, yükseklik ayar vidasının üstündeki plate'in olmaması oyuncağın çalışmasına etki eden faktörler. Motorun içindeki yükseklik ayar vidasını çıkartacağız. İçine bir plate koyacağız, yükseltiyi ayarlayabilmesi için. Sonra tekrar oyuncakla birleştirip ayarını yaptıktan sonra oyuncağımız çalışır vaziyete gelecek. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Herkese iyi günler.